Piyasalar açısından genellikle kötü bir aydır Eylül. Dün ama köz kötü başladı. Bu nedir arkadaş? İndekslerde inanılmaz düşüşler var. Nasdaq'ta düşüş %3.26. Russell 2000'de %3.09. S&P 500'de %2.12. Dow Jones'da %1.51. Bitcoin bir süre direndi 59 binlerde duruyordu hatta mutlu olduk bütün bu gürültüye rağmen o ayakta kalıyor diye o da şu anda 56.500'e kadar geriye çekilmiş durumda. Peki ne oluyor? Dün hangi veri geldi de bu kadar kıyametler koptu? Önümüzdeki günlerde neler olacak? Bir konuşalım. Önce dün gelen verilere bakalım. ISM Manufacturing en önemli veriydi dün ve 47.2 geldi. Piyasa beklentisinin biraz altında. Hatırlarsanız dünkü yayınımda bir önceki aydan daha yüksek geleceğini umuyorum demiştim. Hakikaten daha yüksek geldi ama ekonomistlerin beklentisi az altında kaldı. Bunu piyasa olumsuz okudu ama esas olumsuz okuduğu konu yeni siparişlerdeki azalmaydı. Bakın burada New Manufacturing Orders, Şimdi bunun üzerine durmuştuk. Yeni siparişlerde biraz büyüme bekliyorum diye. Maalesef o gerçekleşmedi. Orada oldukça kötü bir sonuç geldi. Piyasa bundan korktu. Bir de burada görülmüyor. Envanter artmış şirketlerde. İkisi birleşince işte şirketler envanter biriktiriyor ama satamıyorlardı. Bu resesyon işaretidir diye bolca korku aşılandı piyasaya. Öte yandan istihdam tarafında hafif bir yükselme var. 43.4'ten 46'ya bu sevindirici. Çünkü videonun sonunda anlatacağım. Bence en önemli konu şu anda Amerika'da istihdam. Daha evvel enflasyona çok odaklıydık. Şimdi odaklamamız gereken tek yer istihdam verileri o yönden sevindiriciydi. Fakat zaten piyasa bu veri yayınlanmadan önce de düşüşteydi. Bunu da bir hatırlatmakta fayda var. Daha sonra saat 19'da Atlanta Fed'in gayri safi milli hasıla tahmini geldi. %2,5'luk tahmin vardı. Hatırlarsanız dünkü videoda söylemiştim 2,5'u aşırı iyimser buluyorum diye. Nitekim %2'ye düşürmüşler, revize etmişler beklentiyi. Peki bu verilere karşı borsanın bu kadar düşmesi normal mi? Bir de ona bakalım. Öncelikle daha evvel söylediğim bir şey belirteyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim piyamayının düşük gelmesi yeni bir şey değil. Zaten uzun süredir elinin altında gidiyor ve dalgalana dalgalana gidiyor. Burada görüyorsunuz koyu kırmızı çizgi toplamı belirtiyor. Burada yeni siparişler, üretim, iş gücü gibi bir sürü veri var. Ve evet kötü seviyelerde yani resesyon seviyelerine yakın bir yerlerde de gittiği doğru. Ama zaten uzun zamandır burada ve dünkü veride bir sürpriz yoktu. Yeni siparişler beklenen biraz düşük ama toplam sayı geçen ayın açık üstünde. Yani hafif bir yukarı doğru kırılma var. Piyasa istese bunu olumlu karşılardı. Ama daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri bir üretim ekonomisi değil. Amerika bir hizmet ekonomisi. Ve uzun zamandır Amerika üretim tarafında sıkıntılı olmasına rağmen bakın ta burada beri 50'nin altına gidiyor PMI. Gayri safi milli asla büyüme devam ediyor. Son çeyrekte %3'e yakın büyüme var hatırlayınız. Neden oluyor bu? Çünkü hizmetler tarafında bir sıkıntı yok. Yani dünkü veri evet olumsuz bir veri böyle baktığımızda ama Amerika'nın toplam ekonomik yapısının içerisinde üretim payı %10'un altında esas önemli olan perşembe günü görecek olan hizmetler PMI'yi orada elinin üzerine tutmakta fayda var. Ve bence bütün borsanın büyük oyuncuları bunu biliyorlar. Dünkü düşüşün sebebi bence o yüzden bu değildi. Peki başka ne olabilir? Mesela Çin'den gelen haberler olabilir. Bir de ona bakalım. Çin'de de üretim tarafında işler pek iyi gitmiyor. Orada da uzun zamandır üretim PMI'yi 50'nin altında Ağustos'ta da 49.1 olarak ortaya çıktı. Yeni siparişler 48.9, <laughs> istihdam 48.1, çıktı 49.8 ve görüyorsunuz Amerika'dan farklı olarak burada böyle bir hafif aşağıya doğru kıvrılma da var. Yani Amerika'da toplam hafif yukarı doğru kıvrıldı çok küçük de olsa. Oysa Çin'de hafif aşağı doğru da kıvrılma var. Peki bu bir sorun mu? Elbette sorun. Çünkü Çin PMI'nin geriye doğru gitmesi demek Çin firmalarının rekabetçi olmak için daha da ucuza mal satacakları anlamına geliyor. Bu enflasyon açısından olumlu ama zaten enflasyon sorunumuz yok. Ama Amerika üretim firmaları açısından sıkıntılı bir miktar çünkü rekabet gücü zorlaşıyor. Bu piyasayı biraz etkilemiş olabilir. Öte yandan bu sabaha karşı Çin'de hizmetler PMI ile yayınlandı. Orada 50.3'e ulaşmış. Bir önceki ay 50.2 idi. Bir de başka bir ölçümleri daha var. Kalksan PMI dedikleri. O da Ağustos tarafında bir iyileşme gösteriyor. 50.4 civarında bir önceki dönem olan Temmuz'un 49.8'ine karşılık. Yani evet Çin ekonomisi zayıf. Üretim tarafında da böyle bir aşağı doğru kıvrılma var ama ölüm yok. Yani bunlar dünkü tarihi düşüşün açıklamaları olamazlar. Buradan nereye gidiyoruz? Japon carry trade meselesine gidiyoruz. Dün Japon Merkez Bankası Başkanı dedi ki gerekirse faizleri yükseltiriz. Faiz yükseltme sebebi ne olabilir? Enflasyon tabii. Japonya'daki enflasyonun tetikleyicisine petrol. Petrol fiyatları ne yapıyor? Aşağı doğru gidiyor. Yani bu yıl içerisinde 50 doları görürsek şaşırmam bile. 70 doların altına doğru girdi. Yani orada da ben içinde detaya baktığımda ciddi bir şey görmüyorum. Evet dün Amerikan doları Japon Yeni karşısında biraz geriledi. Japon borsası epey sert düşmüş durumda. %4.5'a yakın düştüler baktığımda gece. Bunlar bugün Amerikan borsasını olumsuz etkileyecektir. Ama carry trade tarafında gerçekten bir çözülme oldu mu? Dün carry trade satışları mı vardı Amerika'da? Bunu bilmek zor. Şöyle bakabiliriz belki. Volatilite endeksi dün 20'lere kadar sıçradı. Bir önceki carry trade satışında 60'lara kadar gitmişti. Oradan yola çıkarak belki de carry trade de söz konusu olmayabilir ana meselemiz diye düşünüyorum. Bu da emin olmak zor ama maalesef. Çünkü ne kadar carry trade var yani Japonya'da ucuz kredi alan insanlar Amerika'dan ne ise senede aldılar. Bunu ne kadar Nvidia'dan aldılar mesela bu konuda somut bir verimiz yok elimizde. Ama dünkü mesele kredi de olmayabilir. Çünkü sonuç itibariyle Japonya faizler yükselmedi. Sadece Merkez Bankası sunduğu bir raporda gerekirse yükseltebiliriz dedi ki bir Merkez Bankası Başkanı zaten bunları söylemeli. Peki bütün bunlara baktığımız zaman benim çıkarımım ne? Düşüş neden oldu? Bunu anlayacağız ki geri dönüşün nerede olduğunu anlayalım. Bence düşüşün sebebi kara kuyuya, siyah kuyuya hazırlık. Ne demek siyah kuğu? beklenmedik piyasayı çökertecek büyük bir olay. Ve önümüzde böyle bir olayı tetikleyebilecek çok fazla haber akışı var işin doğrusu. İşte cuma günü çok önemli istihdam verisi geliyor Amerika'dan olduğu. Mesela %4.3'ten %4.5'e fırladığını düşünün Amerika'da işsizliğin. Piyasaları gerçekten çökertecek bir konu olabilir. Fed'in faiz kararı. 25 basman mı olacak, 50 mi olacak, 75 mi olacak, ne açıklayacak? Her şekilde piyasaları çok etkileyecek bir mesele. 10 Eylül'de her liste Trump'ın münazarası. Çok etkileyecek piyasaları çünkü o gün insanlar seçimi kimin kazanacağını ve kazanacak insanın ekonomik politikalarının Amerikan şirketlerinden hangilerine yarayacağını, hangilerine yaramayacağını görecekler. O yüzden orası kritik bir mesele ve tabii önemlisi de 5 Kasım, 5 Kasım'da da sonuçta seçimler gerçekleşiyor ve seçime doğru hep belirsizlikler artar. Bu olayların dışında Japonların kredi tehdit meselesi var. Çin'in bozulmasını beraber görüyoruz. İnsanlar korkuyorlar. Bir yerlerde bir şey patlar mı diye. Şimdi diyeceksiniz ki bana hocam Ağustos ayının son günü korkmuyorlardı da bugün mü korkuyorlar? E hatırlarsanız tatilden döndü yatırım fonlarının yöneticileri ve iş başına koyduklarını bence ilk yapmak istedikleri şey üstlerden aldıkları ilk talimat satın biraz nakite geçin şu önümüzdeki dönemde oluşabilecek dalgalanmalara karşı hazırlıklı olalım. Bitti mi düşüş bilmiyorum. Bunu bilmek şu anda çok çok zor. Ben dün ufak ufak alımlar yaptım. Özellikle Nvidia'da Nvidia'nın düşünü tamamen manasız buluyorum ama yanılabilirim elbette. Yatırım tavsiyesi değildir. Ufak tefek alımları orada başladım. Fakat önümüzdeki dönemin yani 5 Kasım'a kadar seçimlere kadar dalgalı geçeceğine %100 gözüyle bakabiliriz. Zaten bunu uzun zamandır söylüyorum. Maalesef tatildi matildi falan derken nakitim 128 civarında girebildim dün. Biraz daha nakitte girseydik iyiydi. Herciler zararların bir bölümünü korusa da tamamını elbette korumadı. Dün benim de canım yandı. Ne yaptım dün satış yaptım mı? Hayır yapmadım ufak tefek de alıma devam ettim. Çünkü bütün bu dalgalanmalar evet çok da sertleşebilirler ve belki de bir siyah kuğu cool olayı da gerçekleşebilir. Bunu bilmek imkansız. Belki de FED faizleri ne bileyim düşürmüyorum der veya 100 puan düşürür bir anda ve paniğe sürükler piyasaları. Yani veya seçimlerle ilgili büyük bir belirsizlik ortaya çıkar. Sandıklar yine kitlenir daha evvel oldu biliyorsunuz. Bir türlü sonuca varılamaz. Yani bir sürü belirsizlik var önümüzdeki dönemde. Fakat bütün bunlara rağmen benim görüşüm önümüzdeki bir yılın pozitif olduğu yönünde. Niye? Çünkü ne olursa olsun para bollaşacak. Yani ne yaparsak yapalım. FED 50 bas puan, 100 bas puan nasıl indirimler yaparsa yapsın. Eninde sonunda parayı bollaştıracaklar. Paranın bollaşması da varlık fiyatlarına yarıyor. Ama daha evvel de defalarca söyledim. Bu bir yıllık perspektifim benim. Döngünün bu şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Ama önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalarda ne olduğunu bilmiyorum. Benim niyetim açıkçası düşüşlerde biraz daha nakiti sisteme sokmak ama acele etmeden yavaş yavaş küçük alımlarla devam etmek. Ana pozisyonlarında da bir satış düşünmüyorum. Elbette stop losslarımın olduğu pozisyonlar var. Özellikle orta vadeli portföyümde %7'nin üzerinde hiçbir hisse senede zarara katlanmak istemiyorum. Uzun vadede o kadar sorun değil. Oralarda bir takım kırpmalara da gidebilirim. Çünkü sonuçta sermayemizi korumak çok çok önemli. Ama uzun vadeli portföyüme eklemeler yapmak için güzel günler olacağını, büyük fırsatların çıkabileceğini düşünüyorum. Piyasa çok dalgalanacak. Bu dalgalanmalarla bir gün kendimizi cehennemde hissedeceğiz, bir gün kral gibi hissedeceğiz ama dalgalanma devam edecek. Ve bence hepimizin bütün bu gürültünün içerisinde odaklanması gereken tek bir konu var. 2022'nin Ekim'inden bugüne kadar borsalarda epey kazanmamın sebebi tek bir veriye odaklanmakta enflasyon. Pek çok ekonomistin bile önünde giderek enflasyonun hızla düşeceğini iddia eden insandım. Hatta 3-4 aydır Amerika'nın... Enflasyon sorunu olmadığı da deflasyon sorunu olduğunda iddia ediyorum. Bu yılın başında böyle bir dalgalanmalar oldu. Onun dışında benim dediğim trend gerçekleşti ve bu ana meseleydi. Şimdi ise ana mesele istihdam. Bütün istihdamla ilgili verileri çok detaylı analiz etmek gerekiyor önümüzdeki günlerde. Bu üretim PMI'ları, hizmet PMI'ları bunlar da önemli olmakla beraber bunlar temelde gürültü. İstihdamda bozulma olup olmadığı önemli mesele. Çünkü istihdamda bozulma varsa yani insan işsiz kalıyorsa resesyon kaçınılmaz. Hatta daha, daha sert şeyler de olabilir çünkü insanların geliri kalmıyor. Amerika tüketisine baktığımızda tüketmeye devam ediyor ama daha fazla borçlu, kredi kartı borçlarını daha geç ödüyor. Bütün bu da zaten daha evvel konuştuk. Gelirlerindeki artış enflasyonla pek başa çıkamıyor. O yüzden ekstra borçlanmak zorunda kalıyor. Yani orada bir sıkıntı var. Ve Fed'in faiz tarafında yapacaklarının buna olumlu katkısı hemen gelmeyebilir. Amerika'da deflasyon sorunu da var. Daha evvel bahsettik ve bu konu önümüzdeki günlerde sertleşebilir. O yüzden pek çok kötü haberin akması ve borsaları bir aşağı bir yukarı götürmesi gayet mümkün diye düşünüyorum. Bu benim için uzun vadeli portföyümde inşa fırsatıdır. Kısa orta vadeli portföylerde ise riskleri yönetme dönemidir. Ve siz de bu ayrımı yapmalısınız. Gerçekten çok beğendiğiniz bir şirket varsa ve o çok beğendiğiniz şirketin hisseleri gereksiz yere ucuzluyorsa ondan bir miktar alın. Ama kısa vadeli bakmayın. Burada uzun vadeli bakmayanlar geceleri rahat uyuyamazlar. Bu net söylemekte fayda var. Dün ben de kısa ve orta vadeli portföylerim biraz olması gerekenden büyük oldukları için huzursuz bir gece geçirdim işin doğrusu. Siz bu tuzağa düşmeyin. Bir günlük düşüşten bir şey olmaz. Daha önümüzde uzun yıllar var inşallah. Sermayemizi eritmememiz önemli. Uzun vadede pozisyonlara eklemeye devam etmeyi düşünüyorum. Kısa orta vadelerde ise biraz daha riski yöneteceğim. Ufak tefek satışlar olabilir, stop loss olabilir. Onları bizim Discord grubunda arkadaşlarla canlı olarak paylaşacağız zaten. Bu arada Discord'un YouTube katıl üyelerine açılmasına da çok az kaldı. Bir iki gün daha sabredin. Ondan sonra siz de oraya gelebilecek ve benim bütün paylaşımlarımı göreceksiniz. Bunlar böyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.